Merhaba arkadaşlar, gastronomi programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz eğlenceli bir konu. Kahvedeki gibi lince uğramamayı düşünüyorum. Ben İlker Canik Digil. Benim yanımda Mustafa Seven ve Mustafa Seven'in yanında Sinan Büdeğri. Kendisi adının Sinan Büdeğri olduğunu bize haftalar sonra söylemek suretiyle. Çok karşılaştım bir şey benim. Herkes Budeğri, Brontozeğri, Budeğri. Biz de programcımızın adını yeni öğrendik sayın seyirciler. Bu haftaki konumuz hamburger. Bu haftaki konumuz burger. Bomba gibi bir soruyla başlamak istiyorum. Kristal burger vardı, hatırlıyor musun? Biz tabii Nuh-u Nebi'den kalmış olduğumuz için. Kahve bölümünde bizim zamanımızda kahve yoktu demiştim de birisi aşağıda rahmet okuyor. Bu herif ne diye. Burada da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Biz çocukken hamburger vardı ama adı hamburgerdi. Ekmeğin arasına köfte konuyor. Biraz ketçaplı. Buna hamburger deniyordu. Ben 94 gibi filan tanıştım hamburgerle. Yani McDonald's'la o zaman tanıştım. Gaziantep'e zaten çok sonra geldi. Büfe mantığı. Köfte ekmek seven bir millet. Köfteyle ekmeği birleştirmemizi hiçbir hamburgerci bize dayatmadı. Ben McDonald's'la 86'da tanıştım. Türkiye'ye geldi. Sen de gelir gelmez. Gelir gelmez. Babam bizi aldı, götürdü ve çok heyecanlanmıştık. Herhalde senin de benzerdi. Evet. Eskiden McDonald's zaten çok iyi bir burger. McDonald's ilk kurulduğunda yol kenarı bir burgerci olarak kuruluyor. Ve aslında çok iyi burger yapıyorlar. Ama McDonald's yapan şey bir anda bir sürü kişiye aynı kalitede, aynı standartı oluşturma. İsim çok önemli. İsim çok güzel. Keçi de yakalıyor insanı. Keçi deyince hocam. Aynen. Diye anlayacaklar. Benim 86'da McDonald's'ta yediğim hamburgerle bugünkü McDonald's'ta yediğim aynı mı? Hayır, kesinlikle aynı. Ben de bir şey var diyorum. Masrafları arttı adamların. Çok genişlediler. Bunu nostalji olarak da söylemiyorum. Gerçekten bizim 86'da yediğimiz çoğu şey çok daha iyiydi. Hem üretim kalitesi olarak hem tarım kalitesi olarak. Bütün dünya da böyleydi. Çünkü nüfus patlamaları, endüstrilizasyon. Biz biraz daha hızlı şeyler yetiştirmek için uğraştık. İyi hamburger ne demek? 86'dakinin nesi daha iyiydi? Eti daha iyiydi. Peki ama McDonald's gibi onu böyle standartize etmek konusunda obsesifleşmiş bir şirket nasıl olur da aradan geçen 35 yılda bozabilir? Et bütün dünyada aynı et değil ki. Türkiye'de Türk hayvanlarını kullanıyorlar. Brezilya'da Brezilya hayvanlarını kullanıyorlar. 86 zamanında öyle değildi. 86'da hatta oradan buraya gelirdi. İlk açılışlarında genelde böyle büyük firmalar çok şansa bırakmazlar. Lokal üreticileri daha sonra devreye sokarlar. Yani bu pizzada da böyledir, burgerde de böyledir. Ülkeye girdikleri anda her şeyi garantiye almak için her şeyi kendilerinden getirirler. Ben son 10 yıldır 15 yıldır bildiğimiz fast food markalarının üzerindeki endüstriyel burgerleri nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar? Özellikle birkaç belgesel izledikten sonra takip etmeye başladım. Bu konuda çok belgesel çıktı. Super Size Me'ler falan. Sürekli hamburger yiyor herif. Onu gösteriyor olması çok kıymetliydi ya. Yani bu olursa ne olur? Orada tabii bir dramatizasyon var. Özellikle fast food algısını parantez açarsak önüne hızlı gelen yiyecek. Yani hızlı tüketebileceğin yiyecek demek. Bu her zaman kötü olmak zorunda değil. Aslında düzgün hazırlanmış, ön hazırlığı düzgün olan bir yiyeceği de çok hızlı bir şekilde takdim edebilirsin. Şu anki mesela lokal burger zincirleri ya da çıkan burgerlere baktığımız zaman onlar da çok yavaş değiller. Yine önünüze 5 dakika ya da 6 dakika içerisinde bir tane burgeri koyabiliyorlar. Şimdi bunlar kötü mü? Hayır, orada sıkıntı şu. Fast food'u bir de çok yüksek kitleye servis ettiğin zaman senin aslında ekmekte konuştuğun konunun aynısına geliyoruz. Yani bu hıza, bu kadar adette ulaşabilmek için bir takım dinlendirmeleri, prosesleri vesaire atlıyorlar ya da belki manipüle ediyor olduklarını düşündüğümüz için böyle söylüyoruz. Manipüle ediliyor. Ekmek tarafında olsun, et tarafında olsun, soslar tarafında olsun. Bunlar tabii ki de manipülasyona çok açık. Ama önemli olan şey ön hazırlığının ya da bir mutfak kurduğunuz zaman bu mutfağın yeterliliğiyle alakalı bir şey. Bana da yeterli mekanik bir altyapı verilse ekşi maya ekmeği de sürüm bir şekilde üretilebilir. Üretilemez diye bir şey yok. Bu manipülasyon biraz da fiyat ve kar marjlarını yüksek tutmak ve reklama harcanan paraları biraz daha fazla çıkartmak diye. Mesela bir fast food zincirine gittiğimizde ödediğimiz paranın aslında çok düşük bir miktarı malzeme fiyatı. Yani reklam ödüyoruz. %25 ile %30 arasıydı. Hocam yaşınız yetmiyor ama o McDonald's geldiğinde Türkiye'de büyük bir tartışma çıkmıştı. Aman canım bizim köfte ekmeğimiz var. Bu da ne? O bir statü gibi oldu. Yani McDonald's'a gidebilmek. Bugün için çok inanılmaz bir şey bu ama. Şimdi Türk köfte ekmeği hakikaten soğanlı muanlı. Ne eksiği var onun hamburgerde? Eksiği yok. Farklı. Elma ile armutu karşılaştırmak gibi bir şey. Türk köftesi diye de bir şey yok. Şimdi sen maç çıkışlı stat'taki o tükürük köftecisinden mi bahsediyorsun? Dünya üzerinde bu yemeği bu kadar kötü tanımlayan başka bir ülkenin olduğunu ben bilmiyorum. Tükürük köftesi. Hamur attırması. Yani garip garip böyle tanımlarımız var. Vapura giderken vardı. Ben hatırlıyorum. Var. Köfte ekmek satırıyor. Bu
mis gibi kokar, yersin harika. Yarım ekmeğin içinde şöyle 4 tane damla. Bir burgerle köfte ekmek tabii ki içerik açısından hemen hemen aynı. Bir sos yok yani, o ketçap dökme sonradan geldi bize. Aslında ikisinin de temsil ettikleri kültürler farklı. Bir tanesi daha standartizasyonluğa uğramış, biraz daha böyle geniş kitlelere yayılmaya çalışmış. Diğeri ise lokal kültürün içerisinde kendine bir yer bulmuş, yerel bir kültür. Bir de uygulanabilirliği köfte ekmeğin hem standart olarak değişiyor hem de yer olarak, konum olarak da değişiyor. Amerikalı'nın yaptığı ne diye baktığın zaman aslında ekmek yuvarlak, arasında bir tane köfte, altında da yine bir yuvarlak ekmek bu. Hep şu denirdi, aman canım bu ne biçim yemek kültürü? Bu Amerika'da nereden çıkmış? Amerika'da çıkmıyor aslında bu. Almanya'da çıkıyor. Hamburger, Hamburg çıkışlı. Yani Hamburg steak, Hamburglular. Toplum tarafından kabul gören bir ürün. Sosyalleşmenin tabana indiği bir noktada hamburger gibi, pizza gibi ürünler kendisini daha çok ortaya çıkartıyor. Gastronomide birçok şey böyle ya yanlışlıkla ya da hadi hızlı bir şekilde yapalım. Özellikle fast food zincirleri de böyle çıktı. Filmlerde falan vardır. Herkes hamburgerciye çeker. Artık sosyal tarafında misyonunu tamamladıktan sonra diyorlar ki tamam artık bu neden bizim için farklı bir yere gelmesin. Kahvede de olduğu gibi, ekmekte de olduğu gibi eskiye doğru dönmeye başladık biz de hamburgerde. Daha özüyle yapmak, daha sadeleştirmek içini, daha iyi bir malzeme kullanmaya doğru yöneldiler. İyi burger nedir? Bir yemeği tanımlarken içindeki ana maddelerine bakmamız gerekiyor. Ekmeği var, eti var ve etin içine koyduğunuz ya peynir ya da işte sosları var. Bunu kendine özel bir şekilde yapan her burgerci iyi burger diye kendisini tanımlayabilir. Bütün videolarda da olduğu gibi iyi burger sizin yemeği en çok sevdiğiniz burgerdir. Eti özellikle seçilmiş, ısırdığınız zaman bütün o doku, yani mesela ekmek savaşıyor mu etle? Doku Mustafa. Gittim Migros'tan bir tane hamburger ekmeği aldım. Hamburger köftesi de aldım. Ben onu evde güzel hamburger haline getirebilirim. Güzel hamburger haline getirirsin ama onu ben beğenmeyebilirim. Ama hocam şef sensin. Aynen. Meraktan şunu söylüyorum. Şimdi biz 10 bölüm sonra Hünkar beğendi bölümü yapsak bunu konuşabiliriz ama hamburger hızlı bir şeydir ya. Yani her seferinde güzel bir restoranda güzel bir hamburger yemek işin doğasına aykırı. Katılmıyorum. Yani tamam. Doğasına aykırı değil. İyi hamburger iyi malzemelerle yapılır. Ama hocam şimdi bir şef olarak sen her bölümde bunu söylersen bu program yürümez. O zaman ben şef olayım. Ortalama bir et aldım. Nereden biliyorsun ortalama et olduğunu? Peki hocam ne yapalım? Kalk. Bütün malzemelere tek tek yaklaşırsak şu var. Etinizin bir kez sinirsiz olması gerekir. Bunu nasıl sinirsiz yapabiliriz? Genelde şöyle bir inanış vardı işte döşten çektirdim. Döş dediğimiz bu arada kaburganın üstünde kalan kapaktan bahsediyoruz. Evet. Genelde kabul gören bir burger etinin %25 hatta bazen %30 yağlı olmasına dikkat ederler. Bu ne demektir? 1 kilo etin 300 gramının yağ olması, 700 gramının et olması. Ama döşten ve de kaburgadan çektikleri etlerde çok fazla sinir vardır. Neden? Çünkü döş ve kaburga uzun süre piştiği zaman anlam ifade eden etlerdir. Kıymaya çevirdiğiniz zaman eğer makinenizde sinir alma aparatı yoksa ki böyle makineler var. Onlarda da senin lokal kasaplarında yok bu makinelerde. Onun için gittim aldım oldu olmuyor. 2 kere çektirilmesi gerektiği doğru. Sinirli olmaması lazım. Yeni iyi yapanlar böyle çok gurme yapanlar ne yapıyor? Döşten de alıyorlar tamam okey. Ama genelde buttan bizim yumurta dediğimiz ya da işte noir dediğimiz taraflardan alıp içerisine kavram yağı. Biz aslında dana yağı. Onları ekliyorlar daha böyle sinirsiz ağızda dağılan bir et. Kuyruk yağı diye bir geyik vardı. Benzer bir şey mi o? Tabii benzer bir şey ama kuyruk yağı biraz da küçük başlarda olur. Köftenin karışımına bazen kuzu eklenir. Kuzu eti dana etinden daha pahalıdır küçük baş olduğu için. Onun için de sadece yağını eklerler ki esansını versin. Deş denmesinin sebebi aslında biraz daha yumuşak olduğu için değil mi? But vesaire katıldığında biraz sertleşmiş olmuyor mu o zaman? Yok hayır sertleşmiş olmuyor. Zaten bunun kimyasına aykırı sertleşmesi. Etlerin hepsi uzun pişmesi gereken etler. Ama burgerde ne yapıyorlar? Bunu kıyma şekline geçiriyorlar. Niye? Çünkü hızlı vermen gereken bir ürün. Hızlı pişmesi gerek. Böyle ağza dağılan güzel yumuşak bir dokuya gelmesi lazım. Köfte yapacağız mesela. Abi nasıl yapılıyor köfte? Kıymayı alıyorsun. Soğan. Belli miktarda ekmek içi. Yanlışsam ne köfte? Sen anne köftesi yapıyorsun. Köfte işte. Standart bir köfte. Bu da böyle mi yapılıyor? Bu böyle yapılmıyor. Yapanlar vardır. Ama genelde hamburger etlerinin içerisinde %95 ekmek koymaz. Soğan bazen koyarlar. Koyan var koymayan var. Ben koymuyorum. Tuz, karabiber ben koymuyorum. Ya o zaman geriye ne kaldı? Bir tek et var. Güzel bir et bulmak aslında. Peki ama bütün o diğer malzemelerin amacı tutturmak değil hayır. Mi? Eti alsan sen böyle yuvarlasan oluyor mu zaten? Tabii ama onu çekmek lazım. Hamburgerin etinin kıymasını oluştururken belli ayarlar var. Mesela Allianz'ın numaraları vardır. O çeken makinenin 4 numara vardır, 6 numara vardır. Bizim kasaplar çok tembeldir. Hiç değiştirmezler. Hepsi alayı 4 Allianz'la.
Ya da adama yağsız diyorsun. Tabii diyor. Yağsız et seçiyor, oraya koyuyor. Orada onu da yağlı tartar, sonra yağını çıkartır. Peki ben yapacağım diyelim ki, gideceğim. O zaman ne diyeceğim ben abi? Hamburger. I would like to buy a hamburger. Gideceksiniz, diyeceksiniz ki gerçekten ben hamburger yapacağım. Hamburger için et. Ama şu an bunun için kasaplara artık gidilmesine gerek yok yani. Bunu her yerde çektirebilirsiniz. Kendiniz de çekebilirsiniz. Her yerde derken? Marketlerde de çekiliyor artık. Yani sadece kasaplar bu işi kendi ehlilerinde yapmıyorlar. Bir de kasap çok karışır işine. Ben kasaba giderim mesela, işte şunu alıyorum. Ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? İşte çocukluğumun travması. Annem hep bir şeyler derdi böyle. İşte fazla yağ koymasın mesela, tamam mı? Sen de küçücük çocuksun, gidiyorsun diyorsun ki fazla yağ koyma. Derim böyle. Kaldırabildiği kadar yağlı olması gerekiyor et. Kaldırabildiği kadar yağ dediğimiz ne demektir? Bazen işlerler mesela 150 gram etten hamburger. Biz Mustafa ile 220'yi tercih ediyoruz. Değil mi? 220'liksiniz. Bizim orada 200 olarak geliyor. 300 istersen %50 haşırtın gel. 220 gram diyorsunuz ya. O pişmeden önceki hafta gelir. Tabii. 220 piştiği zaman size 150-160 gram gibi bir şey geliyor. Kasaplardaki o yağlı tartıp yağını çıkartıp sana yağsız et vermesi hamburgercilerde de çok fazla yapılan bir sistem ve satış politikasıdır. Hep 50 liralık alıyoruz, o yüzden aslında çok fark etmiyor. O zaman şu mu yani? Diyelim ki benim çok iyi bir kasabım var. Ver dedim, işte az yağlı. Yuvarladım. Sonra ne yapıyorum? Ekmeğini alacaksın. Daha sonra içine ne koymak istiyorsan onu koyacaksın. Ben mesela burgerimi çok sade bir şekilde yemeyi seviyorum. Benim orada almak istediğim tat etin tadı, ekmeğinin tadı, peynirinin tadı. Yani ben bu üçlemeyi seviyorum. Ama bazıları var. Böyle büyük büyük burger yapıyor. Patates kızartması da var içinde. Marulu da var, domatesi de var, turşusu da var. 3-4 tane sosu da var. Bazıları da öyle bir cümbüş istiyor ağzında. O noktada benim ezelinden beri en büyük derdimi söyleyeyim hamburger konusunda. Ben sıcak bir yiyeceğin içine soğuk domates, soğuk şeyi hiç yakıştıramıyorum. Nereye gitsem özellikle domatessiz diye söylüyorum. Bu saçma bir fikir değil mi hocam? Çok saçma bir fikir. Görüşmek üzere. Sıcak hamburgerin içine soğuk domates koymanın mantığı nedir? Mantığı asitle yağı dengelemektir aslında. Domatesi pişirdiğin zaman asiditesini kaybediyorsun. Domates piştiği zaman neden daha rahat yenilebilen sos haline geliyor? Daha böyle karamelize olur hatta. Daha tatlı bir şey ağzına hocam gelir. Hocam çok üstüne gitmeyin, küser. Hamburgerin iyisi nedir anlatırken hep 3-5 tane şey var. Herkes hep aynı şeyleri koyuyor. Onlar da öyle bir dümen tutturmuş. Yani kimse demiyor ki ben bunun içine bir tane kızılcık sosu hazırlayayım falan hocam, gibi. Hocam yani. Şu yok mu? Şeflerde hep şu vardır. Bu konuyu artık aramızdan çıkaralım. Hı. Şöyle bir getirip böyle bir şey koyar ya. O yok mu sende? Diyorsun ya içinde bir sürü şey koyuyorlar, bilmem ne koyuyorlar. Bunun aslında arka planında başka bir şey var. Burger kitlelere yayılmaya başladığı zaman et fiyatları dengelenememeye başladı. Et oradaki en pahalı ürün. Hamburgerin de bir algısı var, bir alıcı algısı var. Ona verebileceğimiz bir biçtiğimiz bir paha var. Çok güzel konu. Kaç paradır sence? Benim oturduğum etrafta 35-40 bandında. Senin kafandaki değer nedir? Ben herhangi bir şeye 15 liradan fazla verilmesi gerektiğine inanmıyorum. Görüşmek üzere. Ben kendi şeyimi söyleyeyim. Bir hamburger 35 lira olabilir. Zaten bir hamburger 35 lira. İşte olabilir ama diyorum ben. Kaç gramlık bir hamburger 35 lira? 180. 180. Hiçbir yerde yiyemez. İmkansız bir şey. Hocam bu ülke Nişantaşı'ndan ibaret değil. Evet. Terbiyesiz herifler. En pahalı ürün et. Çalın, etten çalın. Zaten gelmek istediğim nokta o. En pahalı ürün et olduğu için şu an bir etin kilosu 55 lira, 58 lira. Bu sinirli halini sinirli. Güzel bir et. Yani kaliteli bir et alıyorsun. Kaliteli et neden önemli? Piştiği zaman çok çekmemesi için. İçerisindeki yağ oranının kaldırabileceği kadar dengeli olduğu için. Şimdi kaliteli et 55 lira olmuş, 60 lira olmuş. Çiğden bile 180 gram koyduğu anda içine zaten 10 liraya yakın bir et koyuyor. 10 TL. 2,5 TL, 3 TL ekmeğinin şeyi var. Hadi 1,5-2 TL de içine koyduğu sostur, maruldur. Geldik sana 16 liraya. İşletmelerde şöyle bir kural vardır. Yaptığın ürünü eğer parakendeye satıyorsan 3,5'la çarparsın. 60'la çarpanı da gördük. Toptana satarken 2,5'la çarparsın. 16 lira maliyetin 3,5'la mı çarparsın? Aynen. Mustafa sen ne yiyorsun peki, senin yediğin hamburgerler? Bizim oralarda çok kedi göremiyoruz. Marka eti herhalde. 5 liraya döner var ya. 5 liraya nerede döner var Allah aşkına? 15 liraya hamburger de yok. Ben olması gereken parayı söyledim. Amerika'da şey yazar. 5 dolar pizza, 3 dolar burger. Ne bekliyorsun? Kanser yiyorsun. Ama 5 dolar dediğin 40 liraya diyor. Onlar için hala 5 dolar. Hayır, Türkiye'deki iyi hamburger oluyor. Yani aynen. Türkiye ucuz oluyor o zaman. Türkiye zaten ucuz. Avrupa'ya göre ucuz et. İyi hamburger yemek için kaç paramız olması lazım? Nusret'e giderseniz 55-60 liranızın olması gerekiyor. Sende kaç para hamburger? Bizde şu an 45 TL. Mustafa biz yanımıza para getirdik mi? Karşılaştırmayı yapmanız lazım. Kaç gram etli yemek istiyorsunuz diyor. Mesela eti azaltıp içine koydukları malzemeleri çoğalttılar. O noktada içine et koyamadığı için daha fazla. Ama senin de doyurup kaldırması lazım. O çok zor zaten. O da zorlanıyor. Doyurup kaldırması gerektiği için seni içine domatesi de koyuyor, marulu da koyuyor, turşuyu da koyuyor.
koyuyor. Araya diyor ki aynen. Diyor, sen zaten tükürük köftede bunların hepsini öğütmüşsün içinde. Bununla bir beslenmişsin, yaşamışsın. Ha maça gitmişsin, ha benim burgercime gelmişsin mantalitesiyle ki mesela Beşiktaş'taki burgerciler maç kültürünü çok fazla yayınlar. Mecidiyeköy'dekiler falan hep bunun türevleriyle gelişmiş burgerciler mesela. Seni bir kez daha çok takdir ettim. Hayatta insanın çok iyi bildiği bir konuda susması çok zor. Bu kadar rutinli geçmişimde ilk defa uzmanı olduğum bir konuya geldim. İçim parçalanıyor. Uzmanı olmadığını belki düşünebilir misin? Hayır. Şefim ama biz neticede burgerciye giderken yanımızda hassas teraziyle gitmiyoruz. Orada 180 bile yazsa ben gerçekten ne et yediğimi, kaç gram yediğimi hiç bilemem. Ben ondan bahsetmiyorum. Yediğin et değil, senin biçtiğin raiç. 40 liraya doymak istiyorsun. Burgerciye gideriz, burger yeriz, doyarız, kalkarız. Adam seni 35 liraya da doyurabilir, 40 liraya da doyurabilir, 80 liraya da doyurabilir. Bir hamburger mi, iki hamburger mi? Bir tane büyük hamburger, iki tane küçük hamburger. Ne demek o şimdi? Görüldüğü gibi üçümüz de ayı sayılırız. Kimimiz daha çok, kimimiz daha az. Sıralar her türlü gramajda hamburger bulabilirsin. Gramaj değil de abi 80'lerdeki çok küçüktü bak, şu kadardı. Hala bu kadar küçük yapanlar var. Van bir de yersen, ıslak hamburger yersen öyle yine. Şu anki dönemde hamburgerler aslında standartizasyona uğradı. Hamburgeri artık büyütmek için ekmeğini büyütmek istemiyorlar. Ekmek genelde 90 gram, 100 gramlık ekmeklerle standartlaştılar. Neden? Çünkü ekmek üreticileri onu bir standarta bağladı. Daha sonrasında içindeki ürünü arttırarak aslında burgerleri arttırıyorlar. İki köfte koyuyor. Çift kat. Aynen, çift kat yapıyor. Köftenin içine işte senin o sevmediğin eşyaları dolduruyor. Hamburgerleri öyle büyütüyorlar. Bazıları gerçekten çok anlamsızca yüksek şeyler yapıyorlar. Yiyemediğin, sürekli düşürdüğün, üstüne döktüğün. Bir de onu soracaktım. Hamburger yemek neden bu kadar zordu? Aslında şefin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor bu. Çünkü biz şefler ya da işte aşçılar genelde kaçırdığımız şey şu. Aklımızda 1000 tane şey döner ve onu hemen tabağa işlemeye çalışırız. Sadeliği kaçırırız ve biraz da insanların bunu nasıl yiyeceğini düşünmeden her şeyi koymaya çalışıyoruz. Siz her şeyi içine doldurun, doldurun. Ama ben bunu nasıl tüketeceğim? Zaten bu bir experience, yani bir deneyim diyoruz ya. Hamburgerde de ben sana 10 lira daha fazla bir deneyim için veriyorsan o deneyimin beni her tarafıyla koruması gerekiyor. Sıkıştırmamız gerekiyor. Her yere sular dökülüyor. Sonra ağzımızı normalinden daha da fazla açmamız gerekiyor. Ve ondan sonra ısırdıktan sonra da alttan dökülmemesi lazım. Böyle bir hamburger yapıyorsan ben zaten yemiyorsam bu hamburgeri ben neden buna para vereyim? Zaten lanet olsun diye iki ısırıkla hepsini evet, sokmaya çalışıyorsun. Çok... Kalkıyorsun gidiyorsun yani onu. Çatal bıçakla yenmez mi? Yenir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ama çatal bıçakla yiyorsan bir şeyler yanlış gidiyor demektir hamburgeri. Evet. Hamburgeri aslında her şeyiyle o lokmada ekmeği de eti de içindekiler de olsun makbulü odur değil mi? Yani ben açıp köftesini kesip yiyip yanına... Ürünün adı zaten hamburger. Hepsini bir arada ısır ki mühendislikle oluşturulmuş bir tat vereyim sana. Ekmeğin karamelizasyonu, brioche'den gelen yumurta, şeker, hamur, etten gelen bir karamelizasyon var. O soğuk domates ya da bir sos. Bunların hepsinin birleşimini bir anda alman lazım ki bir anlam ifade etsin. Yoksa ben köfteyi veririm, ya, ekmeği veririm, salatayı veririm. Hamburger şefi diye bir şey var mı? Yani sadece hamburger yapan kategori var mı sizde? Yıllarca bir şey yaparsan onun bilir kişisi oluyorsun ve şefi oluyorsun. Amerika'ya gittin diyelim ki alakasız bir yerde yediğin bir burger İstanbul'da çok pahalı bir şefin yapacağından daha iyi olabiliyor mu? Gerçekten şef olmayan kendi kendine orada hamburger yapan biri de iyi hamburger yapabilir mi? Hamburger özelinde yapar. Çok yüksek bir teknik kapasiteye ihtiyacınız yok. Onun için bu kadar çok hamburgerci açılıyor. Güzel bir soru. İyi bir hamburgeri ancak bir şef sen yapabilir sözüne inanmıyorum. Bence herkes çok iyi hamburger yapabilir. Ben Mustafa hariç herhalde değil mi? Ben senin hayatında yiyebileceğin en iyi hamburgeri yaparım. Islak hamburger dahil. Yapabilir. Ne kadar az teknik bilgiye ihtiyaç varsa bir ürünü yapmak için o kadar fazla kişi bu ürünü birbirinden daha iyi yapabilir. Bu bir kuraldır gastronomide. Ama o şefin tutturuklukları varsa yok ben soğukla sıcağı bir araya getirmem diye yapamaz herhalde değil mi hocam? Yo yine yapar. Hayır zaten bir şef tutturukluk yapmaz. Sinan'ın şey deme lüksü yok. Ben hamburgerde karamelize soğanını sevmiyorum. Restoranında vermiyorum deme şansı var. 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 Ya bir insan her şeyi mi yanlış bilir? Yani? Yine konuyu muğlaklaştırıyorsunuz. Kesmiyor. Gerçekten sinirlendim. Şunu mu tartışıyoruz? Bir şef kendi sevmediği bir şey diye. Yapabilir abi onu diyor. Abi teorik olarak tabii yapabilir ama çok aptalca pratik olarak da yapar. Bilakis yapması lazım. Ben ona gidiyorum çünkü. Ben saksı değilim. Hayır. Birçok burgerci açıldı zaten. Bunları açanların hepsi şef değil. Gastronomi eğitimi de almadı. Köftenin iyisini tedarik etmek bence yine yapılabilir bir şey ama ekmek çok önemli. Yani ekmeğin iyisine ulaşmak çok kolay değil. Siz kendi ekmeklerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Nefasetini de ona göre ayarlıyorsunuz. Kendiniz mi yapıyorsunuz siz ekmekleri? Nino'dan geliyor ekmekler Markus'a. Ekmeğin güzel olması çok önemli hamburgerde. Her zaman önce eti ararlar bulurlar. Daha sonra bir hamburgerci açılırken ekmeği ararlar bulurlar. Ama ekmek aslında orada belirleyici faktörlerden en önemlilerinden
şeylerden biri. Çünkü iyi ete herkes ulaşabilir dediğin gibi. 5 lira daha fazla verirsin. Çok daha iyi bir et almak istersin. İyi ete ulaşırsın. Ama iyi ekmeğe ulaşmak için biraz daha farklı bir network'e ihtiyacın var. O farklı network'e girip kendine özel bir ekmek yaptırtmak, onu sürekli tedarik etmek biraz daha zorlar insanları. Burgerin ekmeğinin de burgerin etine köprü yapması gerekiyor. Birkaç tip burger ekmeği vardır. Birisi işte brioche'dur. Hatta brioche şeyden bile. Ekmek yoksa pasta yesinler. O pasta aslında brioche'dur oradaki. İçinde yumurta vardır, süt vardır. Onun için ekmek formatına girmez. Çok daha zengin bir ekmektir. Onu da çok fazla yağlı bir etle kullanmaman gerekir. İşte bizim açma hamuruna, anlasınlar diye soruyorum. Biz terimler olarak daha farklı konuşuyoruz ama açma hamuruna daha yakın, daha yumuşak ekmekler vardır. İçi boş olmasını istersin bazen ekmeğin. Orada eti parlatmak istiyorsundur. Aslında farklı ekmek tipleri de iyi burgeri tanımlayandır. Onun için önemli olan, dediğin çok doğru, ekmeği iyi bir yerden alması, iyi bir burgerci olmak istiyorsan çok önemli. Orada fark yaratmak için niye soğanlı ekmek, bilmem neli ekmek? Yani hamburgere konsepte yakışacak bir ekmek pek üretilmiyor değil zaten mi? Dünya sadeliğe gidiyor. Bütün gastronomi çizgisi daha sade. Tatları ortaya çıkartmak istiyor. Ben burgerin içine zaten 2-3 tane malzeme koyuyorum. Bir de onu ekmeğin de soğanlı yapmak bana orada bir farklılık katmıyor. Yani. Budalaca sorulara gelelim. Big kahuna burger ne demek? Ölmeden önce yediğim burger demektir herhalde. Niye hep hamburgerin yanında patates kızartması yiyin? Patates kızartması hızlı doyuran. Seni hamburgerden doymadıysan kesin ondan doyarsın. Ben de çok severim bu arada patates kızartmasını. Zaten o belli hocam hepimizin halinden. Hamburger bebesi diye bir laf vardı. O işte tam Türkiye'nin dönüşümü. Özal'la geldi. McDonald's'ın açılması. Sonra da bu bütün bu hikayeler. Hamburger aşağı görülen bir şey. Ama dünyada öyle değil miymiş? Fast food zincirleriyle birlikte çok aşağı görüldü. Ama her zaman olduğu gibi bütün dünya şey dedik. Abi bir dakika ya, burada bir ürün var. Yıllar önce geliştirildi. Bunlar artık çok alt tabakaya hitap ediyor. Fiyatlar çok düşük. Biz neden bu ürünü alıp çok kolay da bir ürün ulaşmasın? Bir restoran için kolay bir şey mi hamburger yapmak? Kolay bir şey. Neden olmasın ki? Herkes yapabilir. Ya konseptine uymuyorsa yapmak ahmakça bir şey. Ama konsepte uydurabiliyorsan yapmamak da ahmakça bir şey. Restoranlar da burger yapabilir. Çünkü yapabilecek bütün ekipman içeride vardır. Ama sadece burgerci üzerinden, ki Zula, Akali, Primitif, bunlar zaten burger üzerinden gitmeye çalışan restoranlar. İşte o ticari olarak daha mı mantıklı? Tabii ki de çok mantıklı. Niye limitliyorsun çünkü? İçeriye giren malzeme, mutfak malzemesi miktar olarak sizi zorlamayan bir yatırım. Depolama olarak zorlamayan malzemeler var. Onun için aslında bir burgerci açmak eğer tutturursanız kaliteyi ve müşteri altyapısını inanılmaz karlı bir. Senin mesela beğendiklerin hangisi? Ben Akali'yi beğeniyorum. Son zamanlarda en sevdiğim burgeri nerede yedin diyorsanız Primitif. Bu Monty'de açıldı. Çok az bileşeni olmasına rağmen vurucu bir şekilde. Sen şefsin ama şefi bile öyle vuran oluyor mu yani? Tabii. Zaten bizi vurduğu anda voleyi de vuruyor. Peki kıskanıyor musun öyle zamanlarda? Ben de kıskanma şeyi yoktur. Hırslanma vardır. Ben neden bu kadar iyi burger yapmıyorum? Daha iyisini yapacağım. Hırslanma vardır ama ona hakkını vermek gerekir. Eğer iyi hamburger yaptığını düşünüyorsan seninkinde nerede olduğunu bilsin. Biz farklı bir burger yapıyoruz. Çeşitli yapıyoruz. Biz de mesela Markus'ta ben tütsü burger, tiftik burger yapıyorum. Bu konu önemli mesela. Burger şekillendi. Artık sadece bir tane tip burger yok. Tavuk burger de var. Tiftik burger de var. Yuvarlak ekmeğin arasında her koyduğumuz şey tanım olarak burgerleşiyor. Brisket burger var. Mesela biz şu an yeni koyacağız menüye. Bence çok iyi burger yapıyoruz. Ama sadece burgerci değiliz. Bize biraz tip ver. Yani bir hamburgerciye gittik. Nasıl bileceğiz onun iyi olup olmadığını? İyi bir burgeri nereden anlarsın? Parayla ölçüyorlar. Pahalıysa iyidir filan. Bununla bir çok alakası yok. İçeri girdiğiniz zaman, menüden istediğiniz zaman bir burgeri görmeden iyi olup olmadığını anlayamazsınız. Burger önünüze geldi mi? Ekmeği yumuşak mı? Ekmeğin dokusu burgerle birleşiyor mu? Etinin kokusu. Yağlı etler çok ağır kokar. Az yağlı etler daha keskin bir koku verir. Daha kurudur. Etinizin nasıl piştiğini soruyor mu? Bu mesela önemli bir kriter. Özellikle bunu yaparım. Burgeri seçerim. Bana pişim soruyorsa ben derim ki ha tamam okey. Burada düzgün bir iş yapılacak herhalde. Soruyorlar ki ben orta iyi istiyorum. Hiçbir zaman orta iyi gelmiyor. Önemli olan sormaları bazıları. Ha eyvallah tamam. Bazıları da kategorik olarak kendini diyor ki ya ben bunu ayarlayamayacağım. Nasıl olsa güzel et, smash et. Smash burger böyle ezerek yaptıkları burger. Bir kez etin nasıl piştiğini smash burger yapmıyorsa eğer, etin nasıl piştiğini soruyorsa güzel bir deneyim gelecek demektir. Deneyimle birlikte güzel bir para da gelebilir gerçi. Aslında o söylediğin smash burger şununla alakalı değil mi? Normalde abi bu burgerin en kötü tarafı evde vesaire yaptığında kalın olduğu için pişirmesi çok zor. Öyle mi şefim? Sen şef değilsin oğlum. Abi, bunu anlar. Oğlum sen yiyeceksin. Bak. Pişirmesi çok zor değil mi? Bak ya, çok bir de isteksizleştin. Hamburger
hamburgerle ilgili en zor kısım bunu pişirmesi ya. Kalın ya, pişmiyor. Bunu da bilerek. Kalın ya. Et pişirmenin genel mantığını bir anlatsana. Hamburger etinin pişirilmesi için doğru bir ısı ayarlaması gerek. Düşük bir ısıdaki tavaya konulursa et haşlanmaya başlıyor. Bu genel bir kural mı? O tava hep çok sıcak mı olmalı? Çok çok sıcak değil, doğru sıcaklıkta olmalı. Nedir? Doğru sıcaklıkta kıyma olan burger etinin etrafına güzel bir karamelizasyonla birlikte bir mühür vermesi gerekiyor. Çünkü et haşlanırsa içindeki lezzet veren su akacaktır. Yağ koyuyor muyuz tavaya? Tavada yapılırken konulur yapışmasın diye. Ama genelde bunlar plancha dediğimiz yüzeyi birazcık teflon ve birazcık metal olan yerlerde yapılıyor. Şimdi oralarda zaten çok yapışma ihtimali yoktur etin. Onun için etin kendi içindeki yağın erimesi onun zaten yapışmasını önleyen bir unsur. İki tarafın da güzel bir şekilde karamelize olması gerekiyor. Yanmaması lazım. Karamelize olmadan çevirmeyeceksin değil mi? Bir tarafı tam pişmeden eti eğer çok oynatırsanız, çevirirseniz o zaman etin içindeki bütün su dehidre olup akacak. Oynatmadan altının karamelize olduğunu nereden anlayacağım? Altına bakıyorsunuz açıp işte zaten. Ama niye hamburger yaparken hep şu vardır böyle? Evde insanlar yapmak istiyor, merak ediyor ama şimdi ben sana gelip de bir tarafı karamelizasyon olana kadar bekle dediğimde sen bana demin dediğin gibi ne zaman o zaman diyorsun mesela. Başından atmak için yani 4,5 dakika bekle işte diyorum. Bir de bunu alevde yapanlar var. Evet, o en güzeli. Geriye doğru gidiyoruz ya asıl olması gereken yere. Aslında alevde mi yapıyorsun? Aynen. Sen? Alevde zaten. İlk başta çıkışı oradan. 1880'de ben rasyonel fırınların ya da kullandığımız ekipmanların olduğunu düşünmüyorum. Alevde yapmak nedir? Kömür ateşinde. Alevde derken o. New York'ta çok eski bir burgerci var. Şöyle dökümden yapılmış fırınlar var mesela. Ama küçük fırınlar yani şu kadar büyük. Bunun için açıyor. Raflar var. Rafa koyuyor. Ortasında da kor bir böyle devamlı yanan bir kömür. Oraya koyuyor, bekletiyor mesela. Böylece döndürmeye gerek yok. Aynen, döndürmeye gerek yok. Dışarıda da şey yazıyor. Don't ask for ketchup yazıyor mesela. Ketchup sorma diyor. Çünkü burger dediğin şey zaten et ve ekmektir diyor. Öyle bir yer gördüğünüzde de şey diyebilirsiniz. Burada aslında güzel bir burger yiyeceğim herhalde. Türkiye'de. Var var. Yani sen kansere karşıydın. Kansere karşı değil. Kansere yandaşım ben. Hayır, gel mangal yapayım sana desen. Şimdi bin türlü laf eder. Her gün hamburger yersek şişmanlar mıyız hocam? Hayır. Ben ona inanmıyorum. Her gün 5 hamburger yersek şişmanlar mıyız hocam? Hamburger zararlı bir yiyecek algısı yanlış. Hamburger zararlı bir yiyecek değildir. Tabii ki de her şeyi çok yersek mesela ben vegan beslensem ama bir sürü rafine yağ yiyeyim ben yine şişmanlarım. Hamburgere baktığınız zaman sonuçta dengeli beslenme baktığınızda ekmeği var, eti var, içinde yeşil de var. Elva yapsana. Sevdiğin hamburgerin nesini sevdiğin için seviyorsun hamburgeri? Dokusu. Tadı. Isırdığın zaman hakikaten dediği gibi böyle orada o tüm katmanları hissetmen lazım. Sen ne koyuyorsun mesela? Sos olarak ne kullanıyorsun? Hamburgerin içine başka bir şey mi? Hocam sizden öğrenip yapmaya çalışıyor. Söylemeyin. Tabii. Ben olabildiğince sade tutmaya çalışıyorum yani. Ete tabii biz tütsü burger yapıyoruz. Zaten bir işlem uyguluyoruz. Ve o işlemle birlikte etin kendi özel bir tadı oluyor. O tadı ben daha da ortaya çıkartmak istiyorum. Koyduğum içerisine bütün maddeler eti daha da ortaya çıkartmak için. Yani et tadını daha da... İlkel halini daha ortaya aynen ilkel halini. Biraz daha böyle parlatmak için yapılan bir işlem. Onun için benim yaptığım şey şu. Nasıl bir yağını ortaya çıkartmak ya da yağını kırmak için ben elma reliş yapıyorum bazen. Biraz daha böyle smooth bir geçiş yapabilmek için. Bizim özel sirke ve kendi mayonezimiz ve kendi yaptığımız ketçapla yaptığımız bir karışım sos var. Onu koyuyorum. Bazen koymuyorum. Bazen işte değiştiriyorum. O an tütsüden çıkan etin bana verdiği duyguyla biz burada aslında bazı değişiklikler yapıyoruz. Perpa'da acı hardal diye bir şey var. Tozla suyu karıştırıyorlar. Acayip lezzet veriyor. Gideyim marketten alayım dedim. İnanılmaz pahalı bir şeymiş. Hardalla hamburger ilişkisi nedir? Hardal çok bitter dediğimiz bir acı. Pul biber acısı değil. O tam Türkçe'de gerçekten ayrımı neden yok bilmiyorum hala. Ama bitterle hat arasında bir fark vardır. Bitter acısı şöyle bir şey. Zaten o etin o dokusunu yukarı çıkartmak için et tadını hardal güzel bir malzemedir. Yani hardal güzel bir şekilde sana etin tadını daha fazla yükselterek verir. Onun için şarküteriyle, brisketlerle, güzel etlerle hardal genelde servis edilir. Sosisle servis edilmesi nedeni bundan dolayıdır. Bunların bir de hepsinin kendi arasında bir uyumu gerekmiyor mu? Hardal etle uyuşuyor ama işte marulla uyuşuyor mu? Ketçapla uyuşuyor mu? Yani birkaç tane sos koyduğunuz zaman... Tabii uyuşmadığı zamanlar oluyor bu arada. Zaten dediğin çok doğru. Hardalla ketçabı yan yana koy. Gerçek hardalla. Mayonez bazlı yapılan hardallar ya da o satılan hardallar değil. Yiyemezsin. Ve ağzında da kötü bir tat bırakır. İyi bir hamburgerci olduğunu, içine koyduğun sos ya da içine koyduğun o turşu olur ya da başka bir şey olur. Condiments dediğimiz başlık altında. Bunların nasıl ayarlandığı da çok önemli. Yoksa her şey, herkes her şeyi koyuyor. Ben hep ketçap ve
köfte sevdiğim için arkadaşlarım tarafından ayrıma uğruyorum ve çocuk olmakla suçlanıyorum. Ketçap kötü bir şey mi? Ketçap tadı öldüren bir şey. Senin hamburgerde de ketçap yok mu? Yok. Patatesleri neyle yedik biz? Patates de var. Patates hamburger değil. Tamam da yanında onu yemiyor muyuz onu diyorum. Onu istersen veriyorum. Aslında önermiyorsun. Burgerin ketçapla verilmesine karşıyım. O zaman ben de kahveye karşıyım. Peki hocam artık biraz acıktık. Biraz mı? Ölüyorum burada. Tansiyonum düştü. Sinan Bey bize hamburger yapacak, sonra da puanlarını vereceğiz. Tabii bir Mustafa Seven kadar yapamaz ama. Bakalım nasıl olacak. Hadi canım. Hepsini yemeyelim ya. Ayıp olur. Mustafa. Ekmeğin üzerinde bir ne bileyim bir susam, bir şey, dereotu bir şey. Şu. Yiyelim mi? Yiyebilir miyiz? Yiyebiliriz bence. Buyurun. Ben alıyorum hocam. Alalım. Üstümüze başımıza döker miyiz? Döker miyiz acaba? Bu kadar konuştuktan sonra dökmüyor olmanız lazım. Hangisini yiyeceğime bakıyorum. Hoppa. Harika ya. İnanılmaz lezzetli. İyi ki bu programı yapmışız. Evet. Evet, Ayılar adlı programa hoş geldiniz. Bunun bir tabak mı alsaydık, çok dökülüyor. Sinan Bey tebrik ediyoruz. Şimdi anladık olayın ne olduğunu. İkincisi biraz fazla geldi bana. Burada söylememiz gereken şeyler şu. Yendiği zaman çok fazla eşya dökülmüyor. Evet. Yani çok böyle pislik yapmaması lazım hamburgerin. Düzgün bir şekilde yenebiliyor olması lazım. Ekmeğinin yumuşaklığı ve birleşimi çok önemli. İçinde hala etinin biraz pembeliği kalmış olması lazım. Asit oranıyla tuz oranının iyi dengelenmesi gerekiyor. Elma reliş var işte. Üzerinde peynir var. Elma ile yaptığımız bir reliş aslında, turşulama tekniği. Hafif tatlı da bu. Aynen. O şeyden geliyor. Karamelize soğandan geliyor. Hani Mustafa'nın gereksiz bir şekilde almadığı. Benim, işte benim istediğim ketçap dediğim şeyin yeri var yine. Yani tadım var. Tatlı olarak ketçapın yeri var. Yani ketçapın yeri yok. İşte ketçapın yatacak yeri yok. Aynı hissi vermişsin onu diyorum. Bir karamelizasyon isteği oluyor. Şu şehir efsanesi mi? Sıktığında biraz suyu akması lazım. Onun mantıklı bir şey. Olması da gereken bir şey. Sordum, yiyorum. Şimdi sen konuş. Olması gereken bir şey. Çünkü bu etin suyunu, yani eti kurutmadan doğru bir şekilde pişirdiğini gösteren bir etki. Yani hamburgeri birazcık sıkıştırdığımızda, eğer hamburgerin o etin içerisinden su akıyorsa, demek ki bu eti düzgün bir şekilde ve doğru bir şekilde pişirdik demek. Ne hissediyorsun bunu yerken? Bunu ben yaptım diyor musun? Yemeyin falan diyor musun? 10 yıl sonra artık öyle şeyler hissetmiyoruz. Sadece mekanik bir şekilde oyun gibi geliyor bize böyle şeyler aslında. Bir yaptığınla diğeri mesela hep aynı oluyor mu? Hep aynı olur. Yani bir yerden sonra artık hep aynı yaparsın. O bizim yaşam şeklimize de yansıyor. Yani bir şef hayatı da hep aynı yaşar. Öyle mi? Bu arada tabii. Karım ne diyor bu işe? Karım da zaten aynı şeyden muzdarip olduğunu. Hocam. Ben bitirdim gördüğünüz gibi. Programı afiyet kapatacağım. Olsun. Şahaneydi. Tebrik afiyet ediyorum. Olsun. Bugün de aç kalmadık Sayın Flu TV seyircileri. Sayenizde bugün de bir hamburgeri bedavaya getirmiş durumdayız. Sayın Sinan Büdeyri'ye ve Sinan Büdeyri'nin yanındaki Mustafa Seven'e. Kendisi de wannabe şef biliyorsunuz. 7 Burgers adlı. 7 Burgers. Ben Deniz İlker Canikligil, her zamanki gıcıklığımla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Elinize sağlık şef. Afiyet olsun.